Evet, bu arada kalpleri esirgemeyin arkadaşlar siz. Şimdi önce birinci soruyla bir başlamak istiyorum. Buradaki amacım ilk başta bu köklü sayılarla ilgili temel şeyleri şey yapmak, ilerletmek, göstermek. Ondan sonra da zor soruları göstermek. Evet, arada sohbet edebiliriz ama öncelikle burada dediğim gibi bir paylaşımlarımız olsun. Temel mantığı size bir anlatalım, ondan sonra gidelim. Şimdi bakın, kareköklü bir ifade var ve kareköklü bir ifadede gerçek sayı olduğu söyleniyor. Şimdi bizim için önemli olan şey, eğer kareköklü ifadenin kök derecesi çiftse içerisinin sıfırdan büyük eşit olması lazım. Kök derecesi tekse de içeriye istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Burada yazmadığımız kök derecesi 2 olduğu için 9-3x'in büyük eşit 0 olması lazım. 9 büyük eşit 3x'ten x'in 3'ten küçük eşit çıkması lazım. Önce bunu bulduk. İkinci kısma bakarsak da x artı 2'nin büyük eşit 0 olması lazım. Buradan da x büyük eşit eksi 2 olması lazım. Bu ikisini birleştirirsek eksi 2'den 3'e kadar. Şimdi arkadaşlar zaten dikkatli baktığımızda eksi 2'den artı 2'ye kadar olan toplam 0 olacağı için sorunun cevabı direkt 3'tür. Anlaştık mı arkadaşlar? Şöyle yapalım. Anlaştıktan sonra ben sorunun çözümüne gelmeden eğer anladıysanız bir parmak işaretiyle ya da okeyle bana klavyeden ya da telefondan dönün. Öyle öbür soruya geçelim. Bir sıkıntı yoktur diye tahmin ediyorum. Kolay sorulardan bir tanesiyiz zaten. Peki, geçelim ikinci soruya. Bu arada dediğim gibi sizden tek ricam bu yapmış olduğumuz ücretsiz derslerin daha çok kişiye ulaşması için ve daha fazla insanın faydalanması için kalp sayısının fazla olması önemli. Mümkün olduğunca ekrana dokunursanız sevinirim arkadaşlar. İkinci soruya bakalım. Şimdi burada dikkatli bakarsak her ne kadar köklü sayı sorusu gibi gözükse de bir çarpanlara ayırma mantığı var. Verilen ifadeye bir dikkatli bakalım. Eksi parantezinde x kare eksi 6 x artı 9 diyorum. Artı karekök x artı 1 diyorum. Şimdi burada bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Eksi parantezinde x eksi 3'ün karesi artı x artı 1. Şimdi dikkatli bakarsanız karekökün içerisindeki bir ifadenin negatif olma şansı zaten yok. X eksi 3'ün karesi hiçbir şekilde negatif olamaz. O zaman tek durum var, karekökün içerisinin 0 olması lazım. Karekökün içerisinin 0 olması için de x eşittir 3 olması lazım. Fatma Gül hoş geldin. O zaman x yerine 3 yazarsak arkadaşlar, a dediğimiz değer 0 artı karekök 4'ten 2 olarak karşımıza çıkar. Demek ki kareköklü sorularda dikkat etmemiz gereken nokta, içerisi asla negatif olmuyor. Ya 0 olacak ya da 0'dan büyük olacak. Anlaştık mı arkadaşlar? Geçiyorum. Dediğim gibi bugün 50'ye yakın soru çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi iki tane kareköklü ifadenin toplamı verilmiş ve bu toplamın 0 olduğu söyleniyor. Şimdi kareköklü bir ifadenin dışarıya, bir kere önce şöyle düşünelim. Toplamları 0 olan sayıların biri pozitif biri negatif olmalı normal şartlarda. Ama kareköklü ifadelerde negatif olarak dışarıya çıkma şansı olmadığı için ikisinin birden içinin 0 olması lazım. Burayı 0'a eşitlersek x artı y değeri eksi 8. Burayı 0'a eşitlersek x eksi y değeri 4. Taraf tarafa topladığımızda y'ler gider. 2x eşittir eksi 4'ten x'e eksi 2 bulursunuz. Y de buradan eksi 6 çıkar. Dolayısıyla size x çarpı y sorulduğu için cevap 12'dir. Yani kareköklerin toplamı 0'a eşitse tek tek her birisi 0 olmak zorunda. En baştaki örnekler biraz temel ve hatırlatıcı örnekler. Biraz sonra daha da zorlayacağız arkadaşlar. Gelelim en çok yapılan hatalardan birisine. Kareköklü ifadelerde şöyle sadeleştirmeler yoktur arkadaşlar. Mesela buradaki kök derecesi 2 diyelim, x kare. Hemen bu ikileri götürüp x ya da işte burada 4 var, burada da 4 var. Bu 4'leri götürüp hemen x diyemeyiz. Mutlak değer x olarak karşımıza çıkar. Buna dikkat etmemiz lazım. Yani kök derecesi çift olduğunda dışarıya mutlak değer x olarak çıkartıyoruz. Kök derecesi tek olduğunda da aynen çıkacak. Ayten hoş geldin bu arada. O zaman birinci ifade mutlak değer eksi x. İkinci ifade direkt y eksi x. Üçüncü ifade de mutlak değer y diye çıkacak. Şimdi burada çok önemli bir şey var. Dikkat etmenizi istiyorum.
Bu mutlak değer eksi x dışarıya nasıl çıkıyor? Şimdi şuna bakalım önce. X nasıl bir sayı? Negatif bir sayı. Sen negatif bir sayıyı eksi ile çarparsan sonuç, Merve hoş geldin, pozitif olur. Pozitif olursa bu dışarıya aynen çıkar. Bakın burayı bir kez daha anlatıyorum. X'in kendisi zaten negatif bir sayı. Bir de sen eksi ile çarpıyorsun. Dolayısıyla eksi ile eksinin çarpımı artı, yani içerisi pozitif olduğu için dışarıya aynen çıkar. Eksi y artı x. Dikkatli bakarsak y de pozitif olduğu için zaten y diye çıkacak. Gerekli işlemi yaptığımızda sonucun 0 olduğunu görürüz. Dediğim gibi karekökle sadeleştirmeyi yapmıyoruz. Dışarıya her zaman mutlak değer olarak çıkartıyoruz. Anlaştık mı arkadaşlar? Bu arada aramıza yeni katılan arkadaşlar da var. Bir hafif mola vermiş olalım. Herkes nereden katıldığını bir yazabilir mi? İstanbul WhatsApp grubu var, onu biliyorum. Hatay'a selam, Sivas'a selam, Ankara'ya selam, Adana'ya selam. Gerçi Adana'yla artık WhatsApp'ta hep görüştüğümüz için. Hatay'a da selam. Bu arada kaçıncı sınıftayız arkadaşlar? 11-12. Betül hoş geldin bu arada. Evet, WhatsApp'tan soru çözümü yapıyoruz. WhatsApp soru çözüm grubumuz var bizim. Ders bittikten sonra E44'e sorudan, DM'den bana ulaşırsan isim, soy isim, şehir, okul ve sınıf bilgilerini seni de gruba ekleyebiliriz. Evet. Geçelim o zaman bu soruyu arkadaşlar. Ersin'cim sen kalpleri eksik bırakma, biz sana yardımcı oluruz. Kalp ver bize sen. Şimdi gelelim buraya. Köklü sayılarla üslü sayıların ilişkilendirildiği bir soruyla karşı karşıyayız. Öncelikle şu köklü sayıyı bir üslü sayı olarak yazalım. 2 bölü 3 üzeri x eksi 2 bölü 3 olarak karşımıza çıkar. Şimdi buna dikkat etmenizi istiyorum. Bu 3 bölü 2'nin karesidir. Ama aynı zamanda 2 bölü 3'ün eksi ikinci kuvvetidir. Tabanlar eşit olduğu için üstler eşit olmalıdır. X eksi 2 bölü 3 eksi 2'dir. Buradan x eksi 2'nin eksi 6 olduğunu görürüz. Dolayısıyla x eşittir eksi 4'tür. Yani üslü sayılarla köklü sayılar aslında birbirlerine geçmiş iki konudur. Dolayısıyla dikkatli bir şekilde bakarsanız asla hata yapmazsınız. Kolay sorulardan biriydi. Şimdi aynı mantığı sağ taraftaki soruda da uygulayacağım. Bir tarafta karekök var, bir tarafta küpkök var. Nasıl olacak bu işlem diye düşünürsek. Şöyle bakacağım öncelikle. 9 üzeri x artı 4'ün yarısı 27 üzeri 6 eksi x'in 3'ü. Şimdi dikkatli bakalım. 9 3'ün karesiydi. X artı 4 bölü 2. 27 3'ün kübüydü. 6 eksi x bölü 3. Şimdi çocuklar bu 2'ler ve bu 3'ler gider. Dolayısıyla 3 üzeri x artı 4'ün 3 üzeri 6 eksi x'e eşit olduğunu görürüz. Tabanlar eşitse üstler de eşit olmak zorunda olduğu için 2x eşittir 2'den x eşittir 1 çıkar. Özellikle son yıllarda dediğim gibi bu üslü sayılarla köklü sayıları ilişkilendiren soru örnekleri çok fazla sayıda karşımıza çıkıyor. Dikkat ederseniz bir sıkıntı olmaz. Bu arada bakıyorum kimler var diye. Betül tekrar hoş geldin. Merve hoş geldin. Melek hoş geldin. Sena hoş geldin. Ayten hoş geldin. Elif hoş geldin. Ersin hoş geldin. Ege Giray hoş geldin. Elif Tuğçe hoş geldin. Ersin Dağdeviren tekrar hoş geldin. Melek Özarslan hoş geldin. Merve ve Melek'ten de kalpler bekliyoruz. Bir sonraki soruya bakalım. Şimdi 4 üzeri 9 sayısının küp kökünün kare kökü kaçtır? Bakın sözel olarak da karşımıza çıkan bir soru. Şimdi 4 üzeri 9 sayısının küp kökünün kare kökü. Önce bunu bulalım. Bu sayıyı üslü olarak yazarsak 4 üzeri 3'tür. 4 üzeri 3 biliyorsunuz 64'tür.
64'ünü de karekökünü alırsak 8'dir. Bazen de böyle sözel olarak karşımıza çıkabiliyor. Ama her köklü sayıyı üslü sayı olarak yazdığımızda rahatlıkla çözebiliyoruz. Aslında işin formül kısmı şu arkadaşlar. Eğer karekökün içerisinde böyle n'inci kökten x üzeri m gibi bir sayı varsa siz bunu x üzeri m bölü n diye yazabilirsiniz. Bundan sonrası zaten işlemdir. Peki sağdaki soruya bakalım. Sağdaki soru bizim için önemli sorulardan bir tanesi. Çünkü eksi hatası yapıp soruda hata yapabilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Yazmadığımız kök derecesi 2'dir. Buradaki 2'ler hemen böyle sadeleşir diyemeyiz. Bu hatayı yapmamanız lazım. Her zaman mutlak değer olarak bunu dışarıya çıkaracağız. Çıkaralım bakalım ne oluyor. Birinci ifadeyi mutlak değer olarak çıkardım. 1 eksi kök 2. İkinci ifadeyi çıkardım. 2 eksi kök 2. Şimdi dikkat etmeniz gereken nokta içerisi pozitif mi negatif mi? Kök 2 birden daha büyük olduğu için burası negatif. 2 kök 2'den daha büyük olduğu için burası pozitiftir. O zaman burası dışarıya kök 2 eksi 1 diye çıkar. Burası dışarıya 2 eksi kök 2 diye çıkar. Bunlar giderse cevap 1 olur. Dolayısıyla bu kareköklü sayılar içerisindeki o sadeleştirme kısmını unutacaksınız arkadaşlar. Her zaman mutlak değer olarak çıkaracağız. Geçiyorum. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Demin başta söylemiştim ama aramıza sonradan katılan arkadaşlar vardır. Bu dersi, Şeyma Nur hoş geldin bu arada. YouTube'a da koyuyorum. YouTube'da Emre Orhan kanalına üye olursanız rahatlıkla bu videoyu tekrar oradan seyredebiliyorsunuz. Periskop'tan silindiği için 12 saat sonra YouTube'dan da takip edebilirsiniz. Sorularınız olursa da E44'de sonra tweet atarak bana yönlendirebilirsiniz. Şimdi geldim bir başka soru tipine. Şimdi bu sol taraftaki soru tipi önemli çünkü genelde ilk bakışta herkes bir paydaları eşitlemeye çalışıyor. Evet biraz sesimde sıkıntı var. Belki hasta olacağım bilmiyorum. Bu paydaları eşitlemeye çalışıyor ama paydaları eşitlemekten değil burada her zaman gizli tam kareler var. O tam kareleri görmeye çalışmalıyız. Peki nasıl çalışacağız? Bakın 1 bölü 9 dediği 1 bölü 3'ün karesidir. 25 bölü 64 dediği 5 bölü 8'in karesidir. 5 bölü 12'ye dikkatli bakarsanız 5 bölü 8 ile 1 bölü 3'ün çarpımının 2 katıdır. Yani burada hep içerideki sayılar kimin karesidirden hareket ederseniz rahatlıkla cevabı yakalarsınız. O zaman bu ne oldu? Karekök içerisinde 1 bölü 3 eksi 5 bölü 8'in karesi. Ama bakın tekrar sizi uyarıyorum. Direkt bunu lütfen 1 bölü 3 eksi 5 bölü 8 diye çıkarmıyoruz. Her zaman mutlak değer olarak çıkartıyoruz. Çünkü sonuç pozitif olmak zorunda. Buradan da gerekli işlemi yaparsak cevap 7 bölü 24 olarak çıkar. Klasik sorulardan biridir. Eski yıllarda da sordular. Asla bunlarda payda eşitlemeyi düşünmeyin. Kimin karesinden geliyor diye düşünürseniz rahatlıkla çözersiniz. Birinci kısım o. İkinci kısımda karekökten çıkarırken mutlak değer içerisinde yazmayı unutmayalım. Bu bizim için önemli noktalardan bir tanesi. Şeyma Nur, hoş geldin tekrar. Kalplerini bekliyoruz. Şimdi sağ tarafa bakalım. X 50'den küçük. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi kendi sınıfınızdan, kendi okulunuzdan bu derslerden faydalanmasını istediğiniz arkadaşlarınız varsa invite yapabilirsiniz. Hem Twitter hesabınızdan hem Periskop takipçilerinizden invite yapıp o arkadaşlarınızın da derse dahil olmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi buraya bakalım. Tam sayı çıksın diyor bu. Bizim için önemli. Biz 3x'in tam sayı olmasını istiyoruz. Şeyma Nur teşekkür ediyorum davet ettiğin için. Şimdi 3x'in tam sayı olması ne demek? Demek ki karekök içerisinde x diye seçtiğimiz sayı da mutlaka üçlü bir şey olacak ve tam kare olacak. Neler olabilir? Öncelikle ona bir bakalım. Şimdi x eşittir 0 olabilir arkadaşlar. Bunda sıkıntı yok. X eşittir 3 olabilir. Bunda sıkıntı yok. Tamam. Bundan sonra gelebilecek bütün sayılar tam karelere bağlı olarak gelmeli. Yani 3 çarpı 4 olursa tam kare olarak çıkar. 3 çarpı 9 olursa, 3 çarpı 16 olursa, 3 çarpı 25 olursa, 3 çarpı 36 olursa, 3 çarpı 49 olursa, dikkatli bakarsak, 3 çarpı son tam kare 64. Fakat x 50'den küçük olduğu için bunu alamayız. Dolayısıyla x'in kaç değeri için? Bakın buradan 2 değer. 3, 4, 5, 6,
7, 8 değer var. Fakat x 50'den küçük. Şu kısımların hiçbirisini alamıyoruz. Bu 3 değeri de alamadığımız için x'in 5 tane değeri için tam sayı olur. Dolayısıyla x'in içerisinde mutlaka bir 3 çarpanı olacak ve mutlaka kalan ifadede bir tam kare yer almak zorunda. Buna dikkat ederseniz rahatlıkla çıkarırsınız. Geçiyorum arkadaşlar. 3 çarpı 25'i neden almadık dedi Ersin, hemen geri dönüyorum. Ersin'cim eğer 3 çarpı, ha ben şundan kastediyorum, 3 zaten var. X yerine ben bir daha gider 3 çarpı 25'i alırsam X'in değeri 75 olur. Ama X'in 50'den küçük olduğu söylenmiş. Buna dikkat etmemiz lazım. Anlaştık mı Ersin? Geçiyorum. Şimdi bir başka soruya geldim. Köklü sayıların içerisinde gene gıcık olarak nitelendirilen soru tiplerinden birisidir. Birkaç yolla yapılabilir. Daha önce çarpanlar ayırma dersinde pratiğini anlatmıştım. İki yoldan da çözeceğim. Önce birinci yolu çözüyorum arkadaşlar. Birinci yol şu. 2012'ye x diyorum. X çarpı x artı 16 artı 64. Şimdi buraya dikkatli bakarsak x kare artı 16x artı 64. Yani bu x artı 8'in karesidir. Dolayısıyla karekök içerisinde x artı 8'in karesi x artı 8 diye çıkar. Kime x demiştik? 2012'ye. O zaman sorunun cevabı 2020'dir. Bu birinci yol. İkinci yol ki benim kullanmanızı istediğim, size tavsiye edeceğim yol şudur. Bu tarz sorular hep kalıp sorulardır. Bakın. Bu iki sayı arasındaki fark kaç? 16. Farkın yarısı kaç? 8. Sondaki sayı 8'in karesi. Yani sondaki sayı aradaki farkın yarısının karesi ise her zaman bir pratik vardır. Direkt en küçük sayıya aradaki farkın yarısını ekleyerek cevabı bulursunuz. 2020. Her zaman doğru çıkan bir sonuçtur arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Aradaki farkın yarısı sondaki sabit sayının karesine eşitse bu ifade tam kare olmak zorundadır. Cevap direkt en küçük sayıya aradaki farkın yarısı eklenerek bulunur. 2020'dir. Şimdi sağ taraftaki örneğe bakıyorum. 2 üzeri 20 eksi 2 üzeri 11 artı 1. Şimdi gıcık gibi duruyor ama bakın. Beyza hoş geldin. 2 üzeri 20, 2 üzeri 10'un karesidir. 2 üzeri 11'i 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 10 çarpı 1. Sondaki sayıyı da 1'in karesi diye yazıyorum. Aslında o karekökün içerisindeki ifadenin 2 üzeri 10 eksi 1'in karesi olduğunu görüyorum. Dışarıya 2 üzeri 10 eksi 1 diye çıkar. En sonunda da bir artı 1 var. Dolayısıyla cevap 2 üzeri 10'dur. Yani bu köklü sayıların içerisindeki sorularda arkadaşlar dediğim gibi çarpanlara ayırma ya da üstlü sayılarla ilgili bilgiler de karşımıza çok fazla sayıda çıkıyor. Onun için hani sadece ben üstünün özelliklerini bilsem bu işi hallederim gibi bir mantıkta olmayın. Her konuyu çok iyi bilmeniz lazım ama dediğim gibi çarpanlara ayırma her yerde karşınıza çıkıyor. Özellikle iki kare farkı. Çarpanlara ayırmayı çok iyi bilmek zorundasınız. Her yönüyle, bütün formülleriyle, ki biraz sonra oradan da sorular çözeceğiz. Üstlü sayıları iyi bilmeniz lazım, köklü sayıları iyi bilmeniz lazım. Dediğim gibi çarpanlara ayırma, üstlü, köklü, eşitsizlik, denklem, bu konuları bilmeden sayılar konusuna asla başlamayın. Çünkü sayıların içerisinden buradan dünyalarca soru geliyor. Dolayısıyla bu bilgileriniz eksik olduğu zaman orayı rahat çözemezsiniz, sıkıntı olur. Geçiyorum. Kök 8 eksi 2 üzeri 2011 aşağıdaki aralıkların hangisindedir diyor. Şimdi bakın, kök 8 eksi 2 üzeri 2011 hangi aralıktadır? Şimdi bir dikkatli bakalım. Kök 8'in kimden küçük olduğunu biliyoruz? Kök 9'dan. Kök 9 kaç? 3. Eğer burası 3 olsaydı 3 eksi 2 1 olacaktı. 1 üzeri 2011 1 olacaktı. O zaman bu ifadenin 1'den küçük olduğu kesin. Dikkatli bakarsak kök 8 kimden büyük? Kök 4'ten büyük. 2'den büyük. Eğer burası 2 olsaydı ne olacaktı? 0 olacaktı. O zaman 0'dan da büyük. Demek ki benim aradığım bu sayı 0,1 aralığının elemanı. Yani yapmanız gereken bütün mantık, size verilen sayıdan sonra gelen en küçük tam kareyle önce gelen en büyük tam kareye bakmak.
Anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Zor gibi gözüken kolay sorulardan biri. Anlaştıysak okeyleri alayım. Peki. Bir diğer soruyla bakalım. Pardon. X eşittir kök 5 eksi 3 olarak söylenmiş ve x kare artı 6x artı 7'nin değeri bize soruluyor. Şimdi dikkatli bakarsam x artı 3 kök 5'tir arkadaşlar. Gelin biz x artı 3'ün karesini alalım. Niye? Çünkü x kare artı 6x tanıdık bir ifade. X kare artı 6x artı 9 5'e eşittir. Dolayısıyla x kare artı 6x 9'u karşıya atarsanız eksi 4 olur. Burası eksi 4 ise eksi 4 artı 7 3'tür. Gördünüz mü? Gene çarpanlara ayırmadaki bir tam kare mantığı karşımıza geldi. Kare köklü ifadeyi yalnız bırakıp kare aldık. Dolayısıyla buradan da x kare artı 6x artı 7'li ifadeyi bulduk. Bir diğer soruya geçiyorum. Şimdi a eşittir 2 artı kök 2 ise a küp eksi 4 a kare artı 3a ifadesi verilmiş. Şimdi tabi burada asla gidip a kübü bulmayacağız, a kareyi bulmayacağız. Gene bir çarpanlara ayırma mantığını kullanmamız lazım. Çünkü a kübü bulursanız kökten gene kurtulamazsınız. Bakın bu ifadeyi a parantezine aldığımda a kare eksi 4a artı 3. Şimdi bakın burası gene çarpanlarına ayrılıyor. A eksi 3 çarpı a eksi 1. Şimdi şuradan dikkatli bakalım. A eksi 3 dediğimiz değer kök 2 eksi 1'dir. A eksi 1 dediğimiz değer kök 2 artı 1'dir. O zaman bunu bir yerine yazalım. Kök 2 eksi 1 ile kök 2 artı 1'i çarparsanız burası direkt 1 olur. O zaman sorunun cevabı direkt A olarak karşımıza çıkar. A kime eşitti? 2 artı kök 2'ye. Onun için bu kalıptaki sorularda mutlaka bir şekilde hep çarpanlara ayırma bilgisi karşınıza çıkacaktır. Asla a küptü, a kareydi bunu bulmaya çalışmayın. Yani bu köklü sayılardaki sorulardaki temel mantık aslında şudur. Kökten kurtulana kadar bir şekilde kare alın. Tamam, bütün mesele o. Kökten kurtulana kadar bir şekilde kare alın. Peki, devam edelim arkadaşlar. Kökten kurtulana kadar kare alın mantığının devam ettiği bir örnek. Kare köklü kısmı yalnız bırakırsam kare kök x kare eksi 7 eşittir x eksi 1. Şimdi her iki tarafın karesini alıyorum. X kare eksi 7 x kare eksi 2 x artı 1'dir. Dikkatli bakın x kareler gider. 2x eşittir 8 ve buradan x eşittir 4 çıkar. X eşittir 4 bulduktan sonra yerine yazarsam 16 artı 9 eksi 4 25'in kare kökü 5'tir. 5 eksi 4'ten de cevap 1 olarak karşımıza çıkacaktır. Yani önemli taktiklerden bir tanesi tekrar söylüyorum. Kare kökten kurtulana kadar kare almak. Bunu yaparsanız hiçbir şekilde sıkıntı yaşamazsınız. Bu arada arkadaşlar hafif bir mola vermiş olalım. Görüntü ve sesle ilgili bir sorun yoktur umarım. Bir de soruların zorluk düzeyiyle ilgili bir eleştiriniz ya da sıkıntı var mı? Mümkün olduğunca böyle orta ve üzeri sorular seçmeye çalışıyorum. Görüşlerinizi bildirirseniz sevinirim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Geçiyorum o zaman. Zorlayacağız. Ama burada Ersin'cim şu önemli. Önce bir takım basit temel mantıkları gösterip ondan sonra gitmemiz lazım. Bir de bu zor konusunda bir şey söylemek istiyorum. Kime göre zor, neye göre zor? Yani senin çözemediğin her soru zordur. Başkasına göre çok kolay da gelebilir. Dolayısıyla hani burada anlattığım soru tarzlarının mantığını yakalamaya çalışın. Eğer hani çözümünü biliyorsanız başka şeyle ilgilenirsiniz, tekrar dönersiniz. Ama mümkün olduğunca herkese hitap etmeye çalıştığımız için sadece zor sorulardan da uğraşamayız. Ama genel bir mantık, genel bir bakış açısını yakalatmak için orta, zor, kolay bütün soru tarzlarından mümkün olduğunca çözmeye çalışıyorum. Şimdi gelelim küp kök içerisinde
karekök 5 artı 1, 6. kökten karekök 5 artı 1 çarpı karekök 5 eksi 1. Şimdi hatırlarsanız köklü sayılarda çarpma yaparken mutlaka ve mutlaka kök derecelerinin aynı olması lazımdı. O zaman bu kök derecesini aynı yapmak için 6. kökten burası kök 5 artı 1'in karesidir. Buraya dikkatli bakarsak 6. kökten kök 5 artı 1. Şimdi dikkatli bakarsanız 6. kökten kök 5 artı 1'in kübü oldu. Çocuklar üslü sayı özelliğiyle baktığınızda aslında bu karekök içerisinde kök 5 artı 1'dir. Buraya bakarsanız karekök içerisinde kök 5 eksi 1'dir. Bu da tek karekök içerisinde kök 5 artı 1 ile kök 5 eksi 1'in çarpımı olacaktır. Dolayısıyla karekök 4, karekök 4'ten de 2'dir. Bu da daha önceki yıllarda sorulmuş bir sınav sorusu. Dolayısıyla çarpmaları yaparken kök derecelerinin aynı olmasına dikkat edeceğiz. Bunun üzerinden hareket ettiğimizde bir sıkıntı olmaz. Gelelim birçok kitapta görülen, zor diyebileceğimiz, zor olarak nitelendirilen ama aslında çözümü çok kolay olan sorulardan bir tanesi. Önce bir test tekniğiyle ilgili şifreyi vereyim. Bu tarz sorularda ister mesela x artı kök x eşit 10, x artı 10 bölü kök x'i sorsun. İsterse x eksi kök x eşittir 10, x eksi 10 bölü kök x'i sorsun. Cevap her zaman verilen sayının bir fazlasıdır. Yani bu sorunun cevabı direkt 11'dir. Hiç işlem Hiç işlem yapmadan geçebiliriz. Neden 11 olduğunu şimdi anlatacağım. Yaptığım olay şu. 10 yerine x artı kök x yazıyorum. Kök x'e böldüm. Bunu parçalıyorum. X bölü kök x artı kök x bölü kök x. Dikkatli bakın, bir sayıyı kendisine bölerseniz zaten cevap 1. Bunu da kök x ile çarpacağım. X artı x kök x bölü kök x artı 1. Şurası x oldu, bunlar gitti. Elimizde x artı kök x artı 1 kaldı. Gençler x artı kök x kaçtı? 10. 10 artı 1 kaç? 11. Dediğim gibi artık ispatını ve nedenini anlattığım için bu tarz karşınıza çıkan bütün sorularda direkt bir fazlasını işaretleyip geçebilirsiniz. Ama tekrar söylüyorum, kalıba uygun olması lazım. Hani x artı kök x 10 iken x artı 10 bölü kök x 11'dir. X eksi kök x 10 iken x eksi 10 bölü kök x 11'dir. Mesela x artı kök x verilip x eksi 10 bölü kök x soruluyorsa orada artık a artı b, a eksi b özdeşlik formüllerini kullanarak bir takım eşitliklerden hareket etmemiz lazım. Gelelim bir başka soruya. Karekök içerisinde 2 eksi kök 3 eksi karekök içerisinde 2 artı kök 3. Şimdi arkadaşlar bu birkaç yolla çözülebilir. İki yolla da göstereceğim. Önce birinci yolu göstermek istiyorum. X diyelim. Murat Aydın 52. Murat hocam hoş geldin. Çocuklar Murat hocamız Türkiye'nin tercih yapan adamıdır. Onu size söyleyeyim. Takip etmeyeniniz varsa takip etsin. Siz de üniversite sınavına gireceksiniz. Tercih yapacağınız zaman Murat hocaya danışırsınız. Benim çok yakın bir dostumdur, arkadaşımdır kendisi. Teşekkür ediyorum Muratçığım. Gördüğünüz üzere periskopu öğrenciler için faydalı bir amaç için kullanıyoruz. Burada soru çözüyoruz, canlı dersler yapıyoruz. Şimdi bakın, x dedim, önce birinci yoldan çözelim. Her iki tarafın karesini alırsak, birincinin karesi eksi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, yani 2 eksi kök 3, 2 artı kök 3, artı ikincinin karesi eşittir x kare. Şimdi dikkatli bakarsanız bu kök 3'ler gider. Şu kısım 2 kare farkından 4 eksi 3'ten 1, 2. Yani 2 eksi 2, pardon şurada hata yaptık, şunlar zaten gitmişti, şurası yok. X kare eşittir 2 artı 2, 4, şurası. Şurayı bir düzenleyeyim arkadaşlar, bir dakika. Murat hocama hoş geldin derken hızlı çözdük. Bir baştan alalım. Her iki tarafın karesini alıyorum. Birincinin karesi 2 eksi kök 3 eksi. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı. 2 artı kök 3. Artı ikincinin karesi. 2 artı kök 3. Eşittir x kare. Şimdi dikkatli bakarsanız kök 3'ler gider. Burası 2 kare farkından 1.
2 eksi 2 artı 2 eşittir x kare. Buradan x karenin 2 olduğunu görürüz. Bu da x'in kök 2 olduğu sonucuna bizi götürür. Şimdi birinci yolumuz bu. Buradan çözebiliriz. Yani kare alarak ilerleyip bu işlemi yapabiliyoruz. İkinci bir yol, onu silip göstereceğim. İkinci bir yol şu. Hocam zamanla daha çok artacak. Bizim WhatsApp grubunda da arkadaşlar var. Ama tatildeyiz. Öğrenciler çok fazla yok. Okul başladığında daha çok olacağını düşünüyorum. Öğrenci arkadaşlar da duyuracaktır. Birincisi şu. Karekök içerisinde 2 ile çarpıp 2'ye bölelim. 4 eksi 2 kök 3 bölü kök 2 eksi 4 artı 2 kök 3 bölü 2. Şimdi dikkatli bakarsanız burası kök 3 eksi 1'in karesi bölü kök 2. Burası kök 3 artı 1'in karesi bölü kök 2. Artık bu kareleri açıp işlemleri devam ettirdiğinizde de aynı sonuca ulaşabilirsiniz. Yani ya katsayı 2 yapacak şekilde hareket edip ya da öbür türlü. Şimdi sağ tarafa geçiyorum. Şimdi dikkatli bakarsak aynı mantık var. Gene kare alarak gidebiliriz ama bunu gelin ikili mantıktan gösterelim. 19 artı 2 karekök. 4'ü içeri attığımızda 16 çıkar. 48 artı 19 eksi 2 karekök 48. Şimdi hatırlayın katsayı 2 olduğunda burada ne yapıyorduk? Çarpımları 48, toplamları 19'u veren sayılara bakmamız lazım. Bunlar da 16'ya 3'tür. O zaman burası kök 16 artı kök 3'ün karesi artı kök 16 eksi kök 3'ün karesidir. Dışarıya çıkarken kök 16 artı kök 3 artı kök 16 eksi kök 3 olarak çıkar. Bunlar gider. 4 artı 4'ten cevap 8 olarak karşımıza çıkar. Ha bu arada Murat hocam şey yapabilirsin. Sağ tarafta Share Broadcast var ya. Hem Periskop'ta seni takip edenleri şey yapabilirsin. Davet edebilirsin. Bir de Twitter'da paylaşabilirsin. Belki öyle takipçi sayısı şu an artabilir. Ersin bir şey sordun, kaçırdım. Teşekkür ederim. Murat hocam dediğimi anladın mı? Sağ tarafta Share Broadcast var ya, hem seni takip edenlere hem de Twitter sayfana şey yapabilirsin. Buradan bir tıkla hemen gönderebilirsin. Katılabilecek olan varsa gelebilir. Devam ediyorum. X eksi 3 bölü kök x 10. X eksi 3 kök x değeri sorulmuş. Bu da gene artık köklü sayılarla ilgili çarpanları ayırmanın karşılaştırmalı sorularından birisi. Bir bakalım, bütün numara sağdaki sayıyı soldaki sayıya göre yazmak. X eksi 3 bölü kök x eşittir 9 artı 1. Efendim, hocam dedi birisi. Şimdi dediğim gibi bu kalıptaki sorulara dikkat ederken arkadaşlar sağ tarafta verilen sayının sol taraftaki sayının karesi artı bir şey olarak yazılmasına dikkat edin. Artı bir eksi bir değer gelebilir. Ona uygun dikkat ederseniz hiçbir şekilde sıkıntı yaşamazsınız. Genelde de dediğim gibi ya bir ya da eksi bir olarak karşımıza çıkar. Şimdi sağ taraftaki soruya bir bakalım. Sağ taraftaki soruda bize şunu demiş. Kök 3 artı 4 çarpı 4. kökten 3 artı 2. Şimdi bakın ben bunu direkt 4. kökten 3 eksi 2 ile bir çarpmak istiyorum. Burası ne oluyor? Şu x bir beklesin. Bakın burası ne oluyor? Bu kısma bakarsak direkt kök 3, kök 3 yani kare kök 3. Hatta şöyle biraz daha düzgün göstereyim onu. Kare kök 3 eksi 4 oluyor. Kare kök 3 eksi 4 ile burayı çarparsak 3 eksi 16'dan eksi 13 olarak karşımıza çıkıyor. Dikkatli bakın biz bu ifadeye a dediğimizde demek ki a'nın karşılığı direkt a çarpı x başta verilen ifadeyle çarpmıştık. Eksi 13 olarak karşımıza çıktığına göre a eşittir eksi 13 bölü x olacaktır.
Özellikle köklü sayıların içerisinde bu iki kare farkını kullanacağımız sorular çok fazla sayıda var. Hani artılı bir şey görüyorsanız hemen onun eksilisiyle çarparak direkt cevabı yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Zor diyebileceğimiz sorulardan birisidir. ÖSYM'nin de sevdiği tarzlardan biridir bu. Bir diğer soruya bakalım. 1 artı 2000 karekök, 1 artı 2001, 2002, 2003, 2005 olarak verilmiş. Şimdi önce şuradan başlayalım. Bakın bir taktiği anlatayım ve onun üzerinden gidelim. 2003 çarpı 2005. Şimdi dikkatli bakarsanız bunu 2004 eksi 1, 2004 artı 1 diye yazabiliriz. Dolayısıyla burası 2004'ün karesi eksi 1 olur. Bu 1'in karesi olarak yazılır. Artı bir de 1 var. 2004'ün karesinden burası dışarıya direkt 2004 diye çıkar. Şimdi bakın artık buranın 2004 olduğunu biliyoruz. Ve demin gösterdiğim pratikten dolayı aradaki farkın yarısını en küçük sayıya ekleyebiliriz demiştik. Burası 2003. Şu kısmın kendisine bakarsanız 2002. Ve en son geldiğimizde şu var. 1 artı 2000 çarpı 2002. Bunu da demin gösterdiğim mantıkla yazabiliriz arkadaşlar. 2001 eksi 1. 2001 artı 1. Şu kısma bakarsanız 2001'in karesi eksi 1. 2001'in karesi eksi 1. Buradan da artı 1. Bunlar gider. Dolayısıyla karekök aldığınızda 2001 olarak karşımıza çıkacaktır. Özellikle çarpanlara ayırmadaki bu iki kare farkı mantığı mutlaka ve mutlaka sorulabilecek soru tarzlarının içerisindedir. Bir de dediğim gibi artık başlı başına bir konudan sadece bir soru gelmiyor. Bir sorunun içerisinde 2-3 konunun bilgisi istenilebiliyor. Sağ tarafa geçiyorum. Bu da klasik bütün kitaplarda bulabileceğiniz sorulardan bir tanesi. Pay ve paydayı eşlenik değerlerle çarptığımızda ne çıkıyor karşımıza bir bakalım. Bunu 1 eksi kök 2 ile çarpacağım. Bunu kök 2 eksi kök 3 ile. Böyle gittiğimde şu çıkıyor, dikkatli bakın. 1 eksi kök 2, kök 2 eksi kök 3, kök 3 eksi kök 4. Devam ediyorum. En son kök 99 eksi 10 değeri karşıma çıkıyor. Şimdi buraya baktığımda buradaki değerlerin hepsinin gittiğini görüyorum. Beni ilgilendiren kaç tane değerin karşıma çıktığı. Şimdi dikkat etmeniz gereken kısım şu. 1 kaldı, bir de eksi 10 kaldı. 1 eksi 10. Yalnız paydada dikkat etmenizi istediğim bir nokta var. Paydadan hep eksi 1 gelecek. Dolayısıyla eksi 9 bölü eksi 1'den cevap 9. Bu da klişe sorulardan bir tanesi. Geçiyorum. Artık şimdi yavaş yavaş soru tarzını arkadaşlar zorlaştırmaya başladık. Daha zor sorular var. Özellikle küp açılımıyla ilgili bir mantıktan ilerleyeceğiz burada. Şöyle, payda eksi 1 diye sormuşlar. Hemen gösterelim. 1 artı kök 2 ile 1 eksi kök 2'yi çarparsanız 1 eksi 2'den eksi 1. 2 artı kök 3 ile 2 eksi kök 3'ü çarparsanız eksi 1. Oradan geliyor. Şimdi küp açılımını bir hatırlayalım arkadaşlar. A küp artı B küp neydi? A artı B çarpı, rica ederim, A kare eksi AB artı B kare. Şimdi dikkatli bakarsak bunun köklü sayılarla ilgili versiyonu burada gizli. Yani ben küp kök 9, eksi küp kök 6, küp kök 4'ü gider, bakın, küp kök 3 artı küp kök 2 ile çarparsam, bununla çarparsam karşıma şu çıkar. Küp kök 3'ün küpü artı küp kök 2'nin kübü. Yani 5. Dolayısıyla eşleniyle çarptığımız zaman burasını 5 olacak. Yukarıda küp kök 3 artı küp kök 2 kalacak. Şu 5'ler gider, küp kök 3'ler gider. X dediğiniz küp kök 2'dir arkadaşlar. Buradan x küp eşittir 2 olur. X üzeri 6 eşittir 4 olur. Öncelikle bir şeyi de vurgulayayım. Size mesela kök 5'in eşleniği nedir dediğinde hemen kök 5 diyorsunuz ya. Mesela küp kök 5'in eşleniği denildiğinde hemen küp kök 5 derseniz olmaz. Bu 3'ten kurtulmanız lazım.
küp kök 5'in eşleniği küp kök 25'tir. Buna dikkat edin. Yani o kökün derecesinden kurtulacak şekilde bir sayıyla çarpmanız lazım. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Şimdi bu sağ taraftaki soruyu özellikle aldım. Bütün dershane yayınlarında ve internet sitelerinde zor sorular içerisinde yer alan bir soru. Burada ben onun kök 2 artı 1'li kısmıyla çözeceğim. Daha sonra bunun farklı çözümleri var. İlerleyen slide'da onu göstereceğim. Fakat şunu bilmenizi istiyorum. 7 artı kök 50, bu çok karşımıza çıkacak bir şey. Hatta yani gıcık sorular için ezbere bile alınabilir arkadaşlar. 7 artı kök 50 ki bunun karşılığı aslında 7 artı 5 kök 2'dir. Bunun kök 2 artı 1'in kübü olduğunu bilin arkadaşlar. Karşınıza çıkabilecek zor sorularda mutlaka ve mutlaka bu karşınıza bir şekilde çıkacaktır. Eğer küp kök içerisinde geliyorsa küp kök kare kök 2 artı 1'in kübü olduğunu bilmenizde fayda var. Ha, 3 tane kök 2 artı 1'i çarparsanız bunun böyle olduğunu görürsünüz. Hani ben şimdi tek tek zamanda kısıtlı olduğu için onu uzun uzun yazmak istemedim. Dolayısıyla birinci ifade kök 2 artı 1'in küpü olduğu için direkt dışarıya kök 2 artı 1 diye çıkacak. İkinci ifadede 1 eksi 2'nin küp kökü olduğu için 1 eksi kök 2 diye çıkacak. Cevap 2 kök 2. Yani buradaki amacım dediğim gibi 7 artı kök 50'nin kök 2 artı 1'in kübü olduğunu mutlaka düşünün. Küp kökten bir şey verildiğinde karekök içerisinde bir ifade yazıldığında bu mutlaka ve mutlaka bir şeyin küpü olarak ifade edilmeli. Bu arada kalpler için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi artık yavaş yavaş bu konuyla ilgili karşınıza çıkabilecek zor soruları çözeceğiz. Yani biraz orta ve kolayları geride bıraktık. Artık biraz daha üst derece zor sorularla gidiyoruz. Şimdi siz de yoruldunuz herhalde. Kalp sayılarında böyle bir azalma oldu. Şimdi şuraya bakalım. 15, 16, 17, 18 artı 1 sorulmuş. Şimdi ben bunun taktiğini çarpanlara ayırma dersini anlattığım zaman vermiştim size. Onun için bir o yoldan söyleyeceğim. Bir de uzun uzun göstereceğim. Bu tarz sorulardaki cevap direkt en küçük sayıyla en büyük sayının çarpımına sondaki sabit sayının karekökü eklenerek bulunur. En küçük sayıyla en büyük sayının çarpımına sondaki sabit sayının karekökü eklenerek bulunur. Bunun nedenini göstermiştik ama bir kez daha burada ispatlamak istiyorum. Bakın buna x dediğinizde x artı 1, x artı 2, x artı 3 artı 1 diye gidiyor. Şu ikisini kendi içerisinde çarpıyorum. X kare artı 3x artı 2. Şu ikisini kendi içerisinde çarpıyorum. X kare artı 3x artı 1. Şimdi dikkatli bakın. X kare artı 3x'e odaklanıyorum. Merve hoş geldin bu arada. X kare artı 3x'in karesi 2 tane x kare artı 3x artı 1. Bu ifadeye de dikkatli bakarsanız x kare artı 3x artı 1'in karesi. Yani içerideki ifade x kare artı 3x artı 1'in karesi yani dışarıya x kare artı 3x artı 1 diye çıkar. Bu da x çarpı x artı 3 artı 1'dir. Dikkatli bakarsanız en küçük sayıyla en büyük sayının çarpımı sondaki sabit sayının da karekökü olarak bu bilgiye ulaşmış oluruz. Önemli hareketlerden bir tanesidir. Buna lütfen dikkat edin. Her zaman bu kalıpta verilen sorularda aradaki fark ikişer de artabilirdi arkadaşlar. Üçer de artabilirdi. Fark etmez. En küçük sayıyla en büyük sayının çarpımına sondaki sabit sayının karekökü eklenerek cevaba ulaşabilirsiniz. Anlaştık mı arkadaşlar? Bu zor bir soruydu. Sorunuz varsa alayım. Okeyleri göreyim anlaştıysak. Şeyma Nur'dan okey geldi. Okey. Ayten'den. Unicorn. Sena sen misin Unicorn? Okey. Şimdi devam edelim diğer bir soruyla. Şimdi verilen ifadeye bir dikkatli bakarsak şu ifadeye x'i bulmak lazım. Biraz uğraştıracak gibi gözüküyor ama bir taktik yaparsak rahatlıkla çözebiliriz. Kök x'e a dersek yukarısı a kare eksi 4 aşağısı a kare eksi 3a artı 2. Bunu düzenlersem a eksi 2 a artı 2. Aşağısı a eksi 2 a eksi 1. Dikkatli bakın.
A-2'ler gitti. 3 bölü 2'ymiş. İçler dışlar çarpımı yaptım. 2A artı 4. 3A-3'tür. Bu kısma bakarsak. A eşittir 7'dir. Şimdi A dediğim değer 7 idi. Yani kim 7? Kök x 7. O zaman 7'yi yerine yazıyorum. 7 artı 2'den 9. Dolayısıyla sorunun cevabı 3. X ve kök x'in birlikte verildiği sorularda kök x'e A deyip soruyu ikinci dereceden bir denkleme dönüştürüp çarpanlara ayırma mantığıyla hareket ederseniz rahatlıkla çözersiniz. Bu da çok yapılan hareketlerden bir tanesidir. Bir başka soruya geçiyorum şimdi. Evet, gene zor olarak nitelendirebileceğimiz sorulardan bir tanesi. X eksi 5 bölü x eşit 6 ise x eksi kök 5 x sorulmuş. Şimdi bakın, bu taktikleri daha önce anlatmıştım, burada bir kez daha anlatacağım. X eksi kök 5 bölü kök x 6'yı 5 artı 1 diye parçalıyorum arkadaşlar. Mesele hep eşitliğin sağ taraftaki sayıyı sol tarafa göre doğru parçalayabilmekte. X eksi 5 eşittir 1 artı kök 5 bölü kök x. Şimdi burayı kök x eksi kök 5, kök x artı kök 5 diye ayırıyorum. Sağ tarafı da kök x artı kök 5 bölü kök x diye ayırıyorum. Bakın, kök x artı kök 5'ler gitti. İçler dışlar çarpımı yaparsam x eksi 5 x'in 1 olduğunu görür. Özellikle zor olarak nitelendirdiğimiz sorularda bu önemli bir taktiktir. Eşitliğin sağ tarafındaki sayıyı sol tarafa göre parçalamak, yani onun karesine göre bir şekilde o değerleri vermek önemli noktalardan bir tanesidir. Bu arada kalpler için teşekkür ediyorum arkadaşlar hepinize. Zamanla bu sayıların artacağını düşünüyorum. Şu an herkes tatilde. Daha iyi bir noktaya geleceğiz. Daha çok kişi dinleyecek. Daha çok insana faydamız olacak diye düşünüyorum. Şimdi devam edelim. X eşittir kök 3 eksi 1 verilmiş. Bölü kök 2 artı 1. 3 eksi 2 kök 2, 4 artı 2 kök 3. Şimdi sağ taraftaki sayılara bakarsanız biraz tanıdık geliyor bu katsayılar 2 olduğu için. Yukarısı kök 2 eksi 1'in karesidir. Aşağısı da kök 3 artı 1'in karesidir. Aslında kök 2 eksi 1 bölü kök 3 artı 1'in karesi burada gizli. Şimdi biz bir şeye dikkat edelim. Ben diyorum ki gelin ben kök 2 eksi 1 bölü kök 3 artı 1'e y diyeyim ve aradığım değer y kare. Tamam. O zaman x ile 1 bölü y'yi çarparsam, yani kök 3 eksi 1 bölü kök 2 artı 1 ile kök 3 artı 1 bölü kök 2 eksi 1'i çarparsam cevabın 3 eksi 1, 2 aşağının 1, 2 olduğunu görüyorum. Yani x bölü y 2'ymiş. Y o zaman x bölü 2'dir arkadaşlar. Y x bölü 2, biz kimi arıyoruz? Y kareyi. O zaman x kare bölü 4 olacaktır. Gördünüz mü? Hem çarpanlara ayırmadaki tam kare mantığı var, hem köklü sayılardaki eşli sayıları eşlenikleri çarpma mantığı var. Dolayısıyla artık hani direkt böyle kök 16, kök 36 kaçtır gibi sorular çok fazla gelmiyor. Eskiden çok geliyordu. Sorabilirlerdi ama dediğim gibi köklü sayılar özellikle sorunun içerisine üslü bilgisini ve çarpanlara ayırma bilgisini yerleştirebilmek için önemli konulardan bir tanesi. Anlaştık diye düşünüyorum bu soruda. Diğer soruya geçiyorum. Bu arada gerçekten kalpleriniz için teşekkür ediyorum çocuklar. Elinize sağlık. Şimdi demin çözdüğümüz sorunun bir benzeri var. Gene kök dereceleri farklı olan iki sayıyı çarpacağız. Şimdi bakarsak 6. kökten kök 7 eksi kök 3. Burada da 3. kökten var. O zaman gelin bunu biz hemen 6. kökten yazalım. Kök 7 eksi kök 3'ün karesi. Eğer şimdi dikkatli bakarsak burası 6. kökten kök 7 eksi kök 3'ün küpü. Ki dikkatli bakarsanız bu zaten karekök içerisinde kök 7 eksi kök 3 demek. Şimdi siz karekök içerisinde kök 7 eksi kök 3 ile karekök içerisinde kök 7 artı kök 3'ü çarparsanız 7 eksi 3 4 yapacağı için karekök 4'ten 2 çıkar. Bu da dediğim gibi zor olarak nitelendirilebilecek sorulardan bir tanesidir. Önemli olan kök dereceleri farklı olduğunda kök derecesi aynı olacak şekilde çarpmak. O çarpmayı yaptıktan sonra dikkatli bakarsanız bir şekilde soru gene iki kare farkına
çarpanlar ayırmaya gidiyor. Peki. Sağ taraftaki soruya bakalım. A eşittir kök 2 eksi 1, B eşittir 2 artı kök 3 olduğuna göre kök 6 eksi 2 artı 2 kök 2 eksi kök 3 ifadesinde A ve B türünden eşiti sorulmuş. Şimdi önce verilen ifadeyi bir halledelim. Kök 6 artı 2 kök 2 eksi kök 3 artı kök 2 diye bir yazmak istiyorum, düzenliyorum. Burayı kök 2 parantezine alırsam kök 3 artı 2 eksi kök 3 artı 2. Bakın gene çarpanlar ayırma mantığı karşıma çıktı. Kök 3 artı kök 2'ler. Şurada 2 olacak, pardon, şunu bir düzeltelim. Şurası 2, şurası da 2 olacak. Şu da tabii ki 2 olacak dolayısıyla. Kök 3 artı 2 parantezinde dikkatli bakarsanız kök 2 eksi 1'dir. Kök 2 eksi 1 A olarak verilmiş, kök 3 artı 2 de B olarak verilmiş. Dolayısıyla A çarpı B'dir. Şimdi dikkatli bakarsanız aslında köklü sayı sorusu gibi gözükmesine rağmen klasik bir çarpanlara ayırma sorusu. Anlaştık diye düşünüyorum, her iki örnekte de geçiyorum. Şimdi bir diğer sorumuz, x eşittir küp kök 7 eksi 1 için x küp artı 3x kare artı 3x artı 21. Şimdi küp açılımı köklü sayıların içerisinde çok kullanılan soru tiplerinden bir tanesidir. Şimdi şuraya dikkatli bakarsak, x küp artı 3x kare artı 3x artı 1 artı 20 diyorum arkadaşlar. Şu kısım zaten x artı 1'in kübüdür. Buradan x artı 1 küp kök 7'dir. O zaman biz küp kök 7'nin kübü artı 20 diyeceğiz. Buranın sonucu 27 çıkar. Peki biz bunu nerede arıyoruz? Üçüncü kökten. Üçüncü kökten 27'nin cevabı gene 3 olarak karşımıza çıkar. Bu dediğim gibi zor olarak sorulan soru tiplerinden bir tanesi. Dikkat etmeniz gereken, küp açılımını doğru yakalarsanız eğer, x artı 1'in kübü olduğunu görürsen rahatlıkla işlemi tamamlarsın. Şimdi bir diğer sorum, kare kök 3 eksi küp kök 3 küp kök 3 eksi 6. kökten 3. Şimdi burada hiç eşlenikle falan uğraşmayacağız. Gene bir değişken değiştirme yapacağız. Bakın 6. kökten 3'e a dersem 3. kökten 3 a kare ve kare kök 3 de a küp olur. Dolayısıyla bunları bir yerine yazıyorum ben. A küp eksi a kare bölü a kare eksi a. Çarpanlarını ayırıyorum arkadaşlar. A parantezinde a kare eksi 1 bölü a parantezinde a eksi 1. Dikkatli bakın. A'lar gitti. A kare eksi 1'i de a eksi 1 a artı 1 diye yazdım. Aşağısı da a eksi 1. Bunlar da gitti. Cevap ne çıktı? A artı 1. Kime a demiştik? 6. kökten 3'e. Dolayısıyla cevap 6. kökten 3 artı 1. Özellikle köklü sayı sorularını çözerken bu değişken değiştirmeyi yapmak önemli hareketlerden bir tanesidir. Öbür türlü çözmekte zorlanırsınız. Anlaştık mı arkadaşlar? Anlaştıysak okeyleri göreyim. Ufak da bir mola vermiş olalım. Evet, geçiyorum. Gene zor olarak nitelendirebileceğimiz sorulardan birisiyle karşı karşıyayız. X eksi kök x eksi 120 kök x eşittir 11 ise. Şimdi bakın 120 ile 11'in çok bir bağlantısı yok gibi gözüküyor ama 120'yi 121 eksi 1 olarak düşünürseniz soru anlamlı bir hale gelecek. Şimdi dikkatli bakın. X eksi kök x eksi 121 kök x artı kök x eşittir 11 diyorum. Sonra x kök x eksi 121 kök x eşittir 11 eksi kök x diyorum. Sağ tarafı kök x parantezine alıyorum. X eksi 121 eşittir 11 eksi kök x oluyor. Şimdi buraya dikkatli bakarsam kök x parantezinde bakın burası kök x eksi 11 çarpı kök x artı 11. Bu da 11 eksi kök x.
Şimdi düşünmemiz gereken bu iki ifadenin gittiği ama ne zaman kök x eşit değil 11 ise. Çünkü kök x eşit 11 olursa 0 olur. Ve 11'inde bunu sağlamadığı belli. Dolayısıyla 11 bunu sağlıyor da burada bunu kullanmak istemedim yani kök x eşit 11 olmasın diye. Buraya bakarsak elimizde şu kaldı. Kök x çarpımında kök x artı 11 yani sorunun başında biz kök x eşit değil 11'e göre çözdüğümüzü belirtelim. Dolayısıyla x artı kök 11 x ifadesinin eksi 1 olduğunu görürüz. Çünkü kök x eksi 11 ile 11 eksi kök x giderse eksi 1. Dikkat ederseniz bu tarz zor soruların hepsinin çözümünde bir şekilde o sayıyı parçalamak var. Parçalarsanız rahatlıkla soruyu çözüyorsunuz. Sağ tarafa gelelim. Bu da gene klasik soru tarzlarından bir tanesi. Her iki tarafın karesini alarak da çözebilirsiniz. Bölme yaparak da çözebilirsiniz. Ben şöyle yapacağım. Buna y diyorum arkadaşlar. Taraf tarafa çarparsam bakın a artı b a eksi b formatında var. Yani a kare eksi b kare. 24 artı x eksi x eşittir 6y olacak. X'ler gider. Dolayısıyla y dediğim değer 4 olur. Yani birbirinin eşleniğine göre verilmiş olan iki tane ifade olduğu için taraf tarafa çarptım. Direkt cevaba ulaştım. Dolayısıyla y eşittir 4'tür. Nasıl arkadaşlar bugünkü soruları nasıl buldunuz? Umarım sizin için faydalı oluyordur. Özellikle mümkün olduğunca orta ve zor seçmeye çalıştım. Bir sonraki soruya bakalım. Şimdi gene köklü sayıların ters diyebileceğimiz sorularından birisi kök 5 artı kök 3 artı 2 bölü kök 5 eksi kök 3 artı 1. Şimdi yani teşekkür ederim Aytencim. Baktığımızda şimdi eşlenikle çarpmaya kalksak biraz sıkıntılı olacak. Nasıl yapacağız yani bir yöntem bulmamız lazım. O zaman bu tarz sorularda hareket ederken şu numarayı yapıyorum. Değişken değiştiriyorum, sayı değeri veriyorum. Ne yapıyorum? Bakın bu soruda hiç köklüyle uğraşmadan kök 5'e a, kök 3'e de b diyorum ve soruyu tekrar yazıyorum. A artı b, 2 a kare eksi b karedir. Dikkatli bakın 5 eksi 3'ten. Aşağısı da a eksi b artı 1'dir. Şimdi a kare eksi b kareyi a artı b çarpı a eksi b diyebiliyorum. Dikkatli bakın a artı b'ler ortak. A artı b parantezinde a eksi b artı 1 bölü a eksi b artı 1. Bunlar gider. Elimizde a artı b kalır. Peki a kimdi b kimdi arkadaşlar? A kök 5'ti. B de kök 3'tü. Dolayısıyla bu sorunun cevabı kök 5 artı kök 3'tür. Bakın tekrar söylüyorum. Böyle 3 terimli ifadeler geldiğinde eşlenikle falan uğraşmayın. Bir şekilde o çarpanlara ayırma sorusudur. Nasıl yaparız diye bakın hani birine a birine b deyip işte a kare eksi b kareleri yakalıyorsanız rahatlıkla o soruyu bitirirsiniz zaten. Hiçbir şekilde de bir sıkıntı olmaz. Şimdi sağ taraftaki soruya bakalım. Daha önce çözdüğümüz soruların benzeri olduğu için biraz hızlı göstereceğim. Mesele gene x kare artı 16 kök x verilip x eksi 2 kök x sorulmuş. Sağ taraf 12. 12'yi ne yapmalıyız? O sol tarafta verilen katsayıya göre bir şekilde parçalamamız lazım. O zaman 12'yi ben 16 eksi 4 olarak yazıyorum. Dolayısıyla x kare artı 16 kök x eşittir 16 eksi 4. 4'ü bu tarafa 16 kök x'i de karşı tarafa atıyorum. Şimdi dikkatli bakarsanız x kare artı 4 var. Ben her tarafa 4x ekliyorum. 4x eklediğim zaman sol taraf x artı 2'nin karesi. Sağ tarafa da dikkatli bakarsanız 2 kök x eksi 4'ün karesi olur. Hatırlayın üstlü sayılarda anlatmıştık. Köklü sayıların kuvveti çift olduğunda tabanlar ya eşitti ya da biri diğerinin eksilisiydi. Bunu da mutlak değer olarak düşünebiliyoruz demiştik. Dolayısıyla x artı 2 ya 2 kök x eksi 4'tür ya da 4 eksi 2 kök x'tir. Buradan x eksi 2 kök x'i eksi 6 olarak buluruz ki zaten sorulan budur. Yani burada özetle anlatmaya çalıştığım köklü sayıların zor soru tiplerindeki bütün mantık o sağdaki sayıyı bir şekilde soldaki katsayıyı kullanarak parçalayıp İki kare farkına ya da tam kareye bir şekilde gitmek çocuklar. Bu taktiği yakalarsanız bu tarz soruların hiçbirinde zorlanmazsınız. Geçiyorum. Gene zor sorulardan
bir tanesi. Az kaldı, biraz sonra bitiriyorum Senacığım. 111.111 artı 444 artı 1 sayısının rakamlar toplamı sorulmuş. Zor diyebileceğimiz sorulardan birisi ama bazı şeylere dikkat etmemiz lazım. Bakın 111.111, 111 çarpı 1001, 444 de 11 çarpı 4. Bu arada 1001 özel sayılardan birisidir. Genelde öğrenciler tarafından asal sayı olarak bilinir ama asal değildir arkadaşlar. 7 çarpı 11 çarpı 13'tür. 1001 aklınızda kalsın. Bakın 101 asaldır. Ama 1001 asal değildir. 7 çarpı 11 çarpı 13 aklınızda kalsın. Çok sorulur. Dolayısıyla verilen sayıyı 111 çarpı 1001, bunu da 111 çarpı 4 olarak düşünürsem, 111 çarpı 1005. Şimdi 1005'in çarpanlarına bakacağım. 201 çarpı 5. Onun da çarpanlarını ayırdığımda, dikkatli bir şekilde bakarsak, karşıma çıkan değer 111 ile 3'ü çarpıyorum. 333. 5 ile 67'yi çarpıyorum, 335. Bakın gene bizim söylediğimiz kurala geldi. Aradaki farkın yarısı sondaki sabit terimin karesine eşit olduğu için aradaki farkın yarısını en küçük sayıya ekliyorum. O da benim için cevap oluyor, 334. Gelelim bir diğer soruya. Bu da bizim daha önce gene çözdüğümüz soru tarzlarına benziyor. Ne demiştik? Buradaki sayıyla bunun arasında bir ilişki var, onu kullanacağız. X eksi 6 eksi 1 kök 6 bölü kök x. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken noktalardan biri x eksi 6, 1 artı kök 6 bölü kök x. Bu ifadeye dikkatli bakın. Kök x eksi kök 6, kök x artı kök 6. Sağ taraf kök x artı kök 6 bölü kök x. Kök x artı kök 6'lar gider. X eksi kök 6 x'in 1 olduğunu görürüz. Zaten ne demiştik? Bu kalıptaki sorular ya 1 ya eksi 1 olarak karşımıza çıkıyor. O zaman buranın 1 olduğunu biliyorsak, dolayısıyla 2003 bizim için cevaptır. Geçtim arkadaşlar. Şimdi küp kök 5 kök 2 eksi 7. Bakın demin de yapmış olduğumuz sorulardan birisiydi. Size demiştim ki, hatta 5 kök 2'yi nasıl vermişti bize deminki soruda, kök 50 diye. Kök 50 eksi 7'nin kök 2 eksi 1'in kübü olduğunu unutmayın demiştim. Biraz sonra da ispatlayacağız demiştim. Şimdi o ispatı size yapalım. Kök 2 eksi 1'in kübü, yani a eksi b'nin kübü mantığına göre açarsak, a küp eksi 3a kare b artı 3ab kare eksi b küp diye açarsak, direkt kök 2 eksi 1'in kübünün 5 kök 2 eksi 7 olduğunu görürsünüz ki zor sorularda en çok kullanılan bilgilerden bir tanesidir. Sağ taraftaki soruyu daha önce çözmüştük ama ben artık farklı bir yolla göstereceğim. Onu anlatmak istiyorum size. X diyelim. Şimdi bir şeye dikkat edin. Burada verilen ifadeye baktığınız zaman a artı b var. Ya da a küp artı b küp gibi de düşünebiliriz sayıyı. Ben a küp artı b kübe baksam, a küp artı b kübü nasıl yazabiliyordum hatırlayın. A artı b'nin kübü eksi 3ab artı a artı b. Peki ben şimdi bu sayıyı alsam, bunun kübünü almış olsam, 7 artı 5 kök 2 artı 7 eksi 5 kök 2. Bunları toplasam ne yapar arkadaşlar? 14'ün kübü eksi 3 çarpı, çarpsam 49 eksi 50'den eksi 1. Toplasam gene 14. Karşıma gelecek değer. 14 eşittir 14'ün kübü artı 3 çarpı 14. Şimdi burada bir şeye dikkat ediyor musunuz? Ben şunu yakalamak istedim bu soruda. Bu arada şeyi ben sayının sonucunu göstermek için yaptım. İşlemin sonucu bu değil, karışmasın. Böyle çözdük diye algılanmasın. Bir ilişkiyi göstermek için yazdım. Şimdi dikkat ederseniz, yani siz 7 artı 5 kök 2 ile, yani mesela şuna x deseniz içeridekine, şuna y deseniz, şöyle diyelim, x y deseniz, x artı y'yi yazarken küp kök x'in kübü, küp kök y'nin kübü diye yazabilirsiniz. Hani bunun üzerinden de açtığınız zaman rahatlıkla sorunun cevabına gidebilirsiniz. O da sizin için cevap olur. Bu mantığı da görün istedim. Geçtim arkadaşlar. Son 3-4 sorum arkadaşlar. Bitiriyorum. Sol taraftaki gene zor olarak ifade edebileceğimiz sorulardan bir tanesi. Şimdi dikkatli bakarsak verilen ifadeye. Önce paydaları bir eşitleyelim. X 5'ten farklıymış çünkü 5 olursa sağlıyor.
Bakın x kök x eksi 8 kök 5 eksi 3 çarpı kök x. Şimdi bakın burada bir matematiksel hile yapıyorum. Lütfen iyi takip edin. Eksi 3'ü eksi 8 artı 5 diye yazıyorum. Şimdi sorun oldu bakın. X kök x eksi 8 kök 5 eksi 8 kök x artı 5 kök x oldu. Şimdi karşı tarafa atıyorum 5 kök x'i. X kök x eksi 5 kök x eşittir 8 kök 5 eksi 8 kök x. Kök x parantezinde x eksi 5, 8 parantezinde kök 5 eksi kök x. Şimdi şuraya dikkatli bakarsanız kök x eksi kök 5, kök x artı kök 5. Şu ikisi gider, burada bir eksi 1 kalır. X artı kök 5 x eşittir eksi 1 olur. Kök 5 x eşittir eksi 1 eksi x olur. Buradan da arkadaşlar eksi 8 olur, özür dilerim şurası. Şurayı hemen düzeltelim. X artı kök 5 x eşittir eksi 8'dir. Yani x artı 8 eksi kök 5 x'tir. Kare alırsak x kare artı 16 x artı 64 eşittir 5 x olur. Buradan da x kare artı 11 x eksi 64 olur. Yani gene sağ taraftaki sayıyı parçalayarak bulduğumuz bir soru. Son iki sorum arkadaşlar. Özellikle bu soruyu aldım. Bu önemli sorulardan birisi. Bakın x artı y artı z eşittir 8 ve bize sorulan karekök x kare artı 1, y kare artı 4 ve z kare artı 9. Bu soru üçgenlerden çok güzel çıkıyor. Size onu anlatacağım. Şimdi takip edin. Karekök x kare artı 1'i şöyle düşünüyorum. Dik kenara x, öbür dik kenarı da 1 olan bir dik üçgen olsun. X kare artı 1. Y kare artı 4, bir dik kenarı y, diğer dik kenarı 2 olan bir dik üçgen olsun. Karekök y kare artı 4. Z kare artı 9, bir dik kenarı 9, bir dik kenarı 3 olan dik üçgen olsun. Z kare artı 9. Şimdi bakın bu toplamın değeri soruluyor ya. Soruyu dik üçgene tamamladığımda dikkatli bakın. Burası x artı y artı z. Burası da 6. E çocuklar x artı y artı z 8 ise burası da 6 ise 6 8 10 üçgenidir. Bu da hakikaten zor diyebileceğimiz önemli soru tiplerinden bir tanesidir. Ve karşımıza da dediğim gibi çok fazla sayıda soruyla çıkacaktır. Buna dikkat edelim. Evet, dediğim gibi önemli soru taktiklerinden bir tanesidir arkadaşlar. Bir dik kenar x, bir dik kenar 1, bir dik kenar y, bir dik kenar 2, bir dik kenar z, bir dik kenar 3. Dik üçgeni oluşturduğunuzda cevap olarak karşınıza geliyor. Evet, son iki sorumuz arkadaşlar. X artı kök x 7 ise 8x artı x kök x sorulmuş. Sol tarafta kök x'e a dersek x eşittir a kare. A kare artı a 7 ise a kare 7 eksi a'dır. O zaman soru 8 a kare artı a kübü sorduğu için a kare yerine 7 eksi a yazıp işlemi düzenlediğimizde cevabın 49 olduğunu görürüz. Sağ taraftaki soru da sınavda çıkacak bir soru değildir arkadaşlar. Bir genel kültür olarak diye verdim. Hintli matematikçi Ramanujan vardır. Ramanujan'ın sorusudur. Bazı kaynaklarda görülebilir. Küp kökün içerisinde kare kök tekrar küp kök 6860-19 diye. Nasıl çıktığıyla ilgili bunlarla bayağı uğraşmışlar. Ama en son bunu çözüp tamamladıklarında küp kökün içerisinde 5 bölü 3 eksi küp kökün içerisinde 2 bölü 3 olarak görmüşler. Dolayısıyla bugünkü dersimizde yaklaşık 50'ye yakın soru çözdük. Farklı soru tiplerini göstermeye çalıştım. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum.